her sene yapılan yarışmalara katılıyoruz ama maalesef bu sene yaptığımız atışlarda gölde balığın popülasyonun tamamen bittiği yönünde düşüncelerimiz. Daha önceden en az 30-40 tane balık çıkardı. Bugün zannediyorum herhalde 2-3 tane balık çıktı. Bu da gösteriyor ki gölde balığın tamamen bitmiş olduğu. Bu konuda milli parklardan göle yavru bırakılmasını talep ediyorum. Aşağı yukarı 100 kişiye yakın arkadaşımız var. 3 tane balık, yani bu demek ki gölde balık yok. Yani 3 tane balığın gölde balık olduğu anlamına gelmez. Bir de gölde de farklı balıklar olduğu gözüküyor. Çünkü sazan da olduğu, eğer farklı balıklar varsa, çünkü birbirinin yavrularını yiyorlar. Bu da çoğalmasını kısıtlıyor. Çünkü onların yavrulama dönemleri ayrı ayrı olduğu için sazan alabalığın, alabalık da sazanın yavrularını zannediyorum yiyor. Çünkü daha önceki yıllarda müthiş bir popülasyon vardı. Maalesef gölde balık yoktu, üzgünüm. Yok. Japon balıkları bunun soyunu tüketmiş buraya. Çevre Koruma Müdürlüğü de buraya fazla ilgi göstermemiş. Balık soyu tükenmek üzere, avant alasın. Başka da bir şey yok. Bir avant da var, bir burada var bu balık. 4 sene önce geldiğimizde herkes 4'er 5'er tane tuttu. 4 sene kaybolmuş. Japon balığı önce buradan yok edilmesi lazım. Japon balığının. Ondan sonra buraya tekrar balık salınıp popülasyonunu çoğaltmak lazım ama balık bitmiş yani burada, Abant Alası. Sadece Abant Gölü ile burada yetişti bu balık. Başka yani Gölköyolu Gölü'de. Tabii iki yerde var bu balık. Abant Alası adı zaten bu. Abant Gölü'nde bir de burada yetişti. Başka yerde yetişmiyor bu balık. Ama çevreden gelen adamlar buraya Japon balığını bırakmışlar, akvaryum balığını. O da sazan. Burada bunların yumurtasını yiyor. Bütün hepsinin yumurtasını yiyor. Amerika'da gibi yapacaklar. Elektriği verecekler. Bütün balıklar yukarı çıkacak. Japonlar toplanacak. Öbürleri 10 dakika sonra bayılıyorlar. Devam ediyor. Geldik sabah ama maalesef hiçbir şey yok. Bakalım, hava soğuk. Güneş bekliyorlar ama inşallah olur. Biraz bekliyorum. Güneş olsa daha iyi olacak ama maalesef 2 sezondur buradayız. Daha bir şey göremedik. Tabii. Balık yok. Limit üstü göden var. Güzel mi yakalıyoruz balık yerine? Yok, bir tane bunlar alamıyor. Tehdit var. Bir iki kişi mi aldı orada? Yok. Başladım. Allah izin verirse her bundan sonra her sene geleceğim. Ama balık yok diyor vatandaşlar. Desinler onlar. Bir sürü balık var. Bak şeyin peşine geliyor şu kadar. 5 santim. Onlar büyüyecek, gelecek seneye. Ha, o zaman yakalayacak. Çoğal, o zaman yakalayacağım. İnşallah bağda olanlar. Çok şanssız bir gündeyiz. Yok. Hava şartları güzel ama balık. Arkadaş daha tuttu. Haricinde çıkmıyor balık. Evet. Arsımız bu kadarmış. Ailesi olsun. Evet. Şu an balık popülasyonu gerçekten sıfır diyecek kadar az. Buraya yakın bir zamanda bir balık takviyesi yapılmasını milli parklardan rica ediyoruz. Buraya bir bakım yapılsın yani. İrfan Deratan ikincisiydim. Ama geçen yılda 2 balık çıkmıştı. Bu sene de aynı sanırım. Barış Yöntem. Sportif olta balıkçılığı yarışmasına yardımcı olanlardan birisiyim. Milli Parklarla beraber bu organizasyona bu sene yardımcı oluyorum. Aslında amaç burada balık tutmak, güzel bir birliktelik. Tabii buradaki güzel bir sahanın değerlendirilmesi lazım. Bakıldığı zaman buranın geleneksel hale gelmesi lazım. Tabii şu an itibariyle bakıldığı zaman 4-5 tane balık çıktı. Boylar çok küçük değil, çok da büyük değil. Bir 3 sene önceki yarışmaya göre çok daha az sayıda ve daha küçük balıklar çıkarıldı, tutuldu.
Bunun için de çalışma yapılması lazım. Düzenli bir şekilde bu gölümüzdeki balık popülasyonunun genişletilmesi için ne yapılabilir? İşte sportif olta balıkçılığına bir katkısı olabilir mi? O. Tabii bu balık niye yok? Onu da ince bir şekilde detaylı bir şekilde incelemek lazım. Balığı şöyle, buranın yıllar önceki ana balığı zaten. Ama koi dedikleri Japon balığı o bir şekilde burada üremiş ve diğerlerini de etkiliyor. Hatta şöyle düşünün, bildiğim kadarıyla, yanlış anlatmayayım yine, o balığın havyar döneminde, alabalığın havyarlarını döktüğü dönemde Mart Nisan ayı gibi havyarları kaldırıp yediğini söylüyor. Haliyle ne oluyor? Üreme olayı kısıtlanmış oluyor. Tabii yani bol abant alası avcı bir balıktır. Sirkülasyonu yüksek bir balıktır. Değerlendirmek lazım. Diyelim Bolu Abant Gölü. Zaten buranın çalışması 20 sene üzerinde öncesinde yapılmış. Ve buraya geldi. Aslında balık buraya çok iyi uyum sağladı. Ama tabii şu an itibariyle bakıldığı zaman burada da balığımız oldukça kısır gözüküyor. Aynen. Hey yavrum. Seva, ben sana ne dedim? Hadi metreye mi koyacaksın? Bunun belki devamı olacak. Yapıştıracağız abi. Tartı nerede Barış? Tahminim mi? Balıkları alayım dersen. Recep abi de var abi. Ver şöyle. Ben çekeyim abi. 455 gram. Var mı? Tam 35. Kimim bu? Benim abi, Engin Doğan. Ha, 45'e çıktı. Düştü. Doğan. Evet Engin Bey, şu anda birinci geldiniz. Evet. Duygularınızı alalım. Keyifli oldu. Zayıftı ama size nasip olmuş videoyu çekmek. Evet. Evet, teşekkürler. Siz ismi tanıyalım. Serkan Çetinkaya. Siz ikinci oldunuz galiba. İkinci olduk. Dördünüze gelsin abi. 36 santimde. Endemik bir tür. Turan Çetinkaya. İki bölge. Yani bir Bolu Abant'ta, bir de Ordu Ulugöl'de bulunmakta. Yani daha bol olsa daha güzel olacak ama yasak avlanma sonu maalesef. Evet, sizi tanıyalım. Ben Uğur Gürbüz. Bugün üçüncü olduk. Balığın iyi, nasibimizde varmış, yakaladık. Evet. Evet, sizden alalım. Turan Çetinkaya. Burada dördüncü bir klasik oldu. Kısmet diyelim. Balık tutmak çok zevkli. Her zaman Barış. Barış. Sağ ol. Ankara'ya gelirsen. Yanında var sence. Nerede? O zaman ben zaten orada. Tamam, bir şey söyleyeyim. Kaç çocuğumuz var? İkinci. İnşallah bol güzel olur. İnşallah. Yakalandı. 33, 34, 35 santim. Şu anda var. Şu ana kadar evet.
Saat kaç oldu? Saat daha bu kadar var, başka yok. 8. Evet. Şimdi balık muhtemelen arkadaşlar görüştük. Şey yapacaklar. Küçük balık atacaklar. Yavru balık atmaları gerekiyormuş. Gidip partner arkadaşlar öyle söyledi. Ellerinde varmış. Şu anda popülasyon çok düşük. Evet. 70 tane şu anda sporcu var. Ama 4 balık yakalandı. Gayet çok güzel. İyi bir piknik alanı. Gelen sporcular da balık daha bol olsa daha da zevkini çıkara çıkara tadını çıkarırlar demek istiyorum. Evet. Dediği gibi havası, her şeyi çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Balık tutmak bahane. Evet, balık tutmak bahane aslında. Tamam. Bütün arkadaşlarımıza, Eşat Dost'a, bütün il ve ilçelere burayı görmeyi tavsiye ederim. Evet. Size kolay gelsin. Benim ismim Vedat. Ben de oltamı atıyorum ama şu ana kadar balık getiremedim. Umarım rast gelir. Şu ana kadar birkaç arkadaş aldı ama bizde bir şey yok. Yok değil. Böyle geziniyoruz. Hadi. Balık çıkıyor. Görüyor musun? Alanlar var. Ama çok az çıkıyor. Artık popülasyon yavaş yavaş azalmış sanırım. Takviye gerekiyor biraz. Ya şimdi ormancı arkadaşlar şöyle bir tespit için biz buradayız bugün itibariyle. Balık olup olmadığıyla alakalı ama gördüğümüz kadarıyla balık popülasyonu fazla yok. Tabii ileride bununla ilgili yapılan araştırma neticesinde arkadaşlar buraya balık koyup bırakacaklar, yani balık yavruları bırakacaklar. Onun için. Bunun çalışması için bugün biz buradayız yani. Kanaatimizce şöyle, Ahmet arkadaşımızın dediği gibi en az 100 kişi var. 100 kişinin içinde balık popülasyonunun aktif olduğunu anlamamız için birimizden birine mutlaka toplam 100 kişinin karşılığında 7 tane balık yoktur, yani alınan balık, çıkartılan balık. O yüzden buraya farklı bir şey yapıp da Tarım veya Orman Bakanlığı'nın aracılığıyla milli parklarla dahilinde farklı bir salım yapılıp da popülasyonunu daha aktif canlandırmak gerekiyor. Buranın balığını o aşamada görüyoruz. Biz mesela doğal her balıklar var ya, herhalde ondan atmışlar buraya. Japon evet. Balıkları da istilacı bir balık olduğundan dolayı diğer balıkların yumurtalarını yiyerekten öteki balıkların popülasyonunu azaltmış gördüğümüz kadarıyla yani. Burada balıktan ziyade insanların gelip burada bir şekilde kaynaşması önemli. Tabiat güzel, doğa güzel, hava güzel. Şehir ortamından kaçıp buraya gelmek gayet güzel. Kabataş, ben Ordu merkezde oturuyorum. Evet. Ordu'dan geldim ben. Yok ya. Türk yok ya. Balık maalesef vurmuyor. Vuruş alamadık hiç bu zamana kadar. Küçük birkaç tane aldık da onları da saldık zaten 25 santimden küçük olduğu için. O kadar yani. Deniyoruz yani. Valla çok keyifsiz bugün. İnşallah olur diye umut ediyoruz. Bakalım ufak tefek vuruşlar oluyor. Yine şey yapıyoruz. İnşallah bakacağız. Nasibini alacağız inşallah. Bol şanslar. Evet. Oltalar boş geliyor. Evet, küçük bir salım yaptık sadece. Başka bir şey yok, hareket yok. Yok değil mi? Nasip diye. Bazen gelmiyorum, bazen geliyorum babamla. Tutabiliyor musun balık? Evet. Sen... Bazen tutabiliyor, bazen tutamıyor. Geçen yıl abinle birlikte bir balık tutma yarışında dereceye girmiştin galiba. Evet. Ben bu sene ilk katılım oldum. Ama sonucu hüsran oldu yani. Beklediğim gibi çıkmadı burası. Yani balık popülasyonu çok düşük. Yani yok denecek kadar az. Hiç daha yok, vurmadı. Bütün arkadaşlarımız da 4 tane balık tuttular şu an. Şu
şu anda bir şey alamadık. Orada yok. Ama manzara şahane. Evet. Çay keyfi devam. Evet. Evet, sizce nasıl var mı bugün? Bu sene zor gibi duruyor balık. Valla bizde şu anda bir şey yok. Ama alan arkadaşlar var. Var değil mi? Ama çok da canlı değil yani. Yani balık fazla olduğundan mı olta karıştı? Yani balık olmadığına şey. Hem ilk defa öğreniyorum bu işi. O yüzden burayla pek alakası olmayan bir oltayla gelmiştim. Uydurup kaydırmaya çalışıyorum. Arkadaşlarınkine benzetmeye çalışıyorum. Bakalım bu ilk olur. Bir dahakine profesyonel oluruz. Balık çıkmıyor şu anda. Yok değil mi? Hiç tutamadım. Gölde mi balık yok? Yoksa siz oltacılardan mı bugün? Bir her sorduğum balık yok diye. Yok abi, biz de gördük. İki tane baktık. Bak. Oğlum bizde mi? Balta mı bilmiyorum. Nasibimiz. Evet. Sanırım balık fazla çıkmıyor bugün. Bugün birkaç arkadaş daha tuttu. Haricinde çıkmıyor balık. Evet. Nasibimiz bu kadarmış. Hayırlısı olsun. Şu anlık yok abi. Yok değil mi? Geri dönüşte olabilir. Bunun sözünü verin. Bu balık yok. Balık. Hiç yok balık. Balık var sayılmaz. Ya. Araştırmaları lazım. Burada balık neden yok? Madan mı kaynaklanıyor veya bu, başka bir sebepten? Sayın isim, soy isim. Çok da anladığımız bir şey değil aslında. Yarışma vardı. Eğlence olsun diye geldim. Evet. Tutulmaya çalışıyor ama tutamıyoruz. Bir tane çıkartabildim şu ana kadar. Şu an için bir tane. Var değil mi? Yok gibi ya. Yok mu? Yok. Evet. Elimle çek. Evet. Dört tane balık tutulması yani şans olduğumuzu gösteriyor herhalde yani. Evet. Abant alası. Abant alası. Bir tane vurdu ama maalesef şurada düştü yani çıkmadı tam. Aynen. Bir tane vuruş sadece. Allah. Kısmet ya. Zaten her akşam gidiyorum denize. Öyle. Karagöz'e gidiyorum, Levre'ye gidiyorum. Ben Çaka'dan bir levre kaldım. 2,5 kiloydu. 55 santim. Oltayla. Taşlarımız var, ara ara vuruyor, alamıyoruz. Nasibi olan alıyor. Öyle değil mi? Aynen öyle. Geçen normalde daha fazla vuruş alması lazım. Aksiyonu bol olması lazım ama. Aynen. Eskiden daha çok vurduğunu biliyoruz yani buralarda. Evet. Şu an 70 kişide 4 tane balık. Bir şey yok yani. İşte çevre kirliliği, atan dereler, ev atıkları gibi kimyasallar ve bizim insanlarımızın çöpleri. Bunlar faktör olarak suyu kirletiyor. Balık popülasyonu da otomatikman düşmüş oluyor. Evet. Balığı ikna etmeye çalışıyoruz. İkna ediyorsun. İkna çalışıyoruz. Ne diyor peki? Balık ikna olacak durumu var mı? Tam süper. Benim ilk gelişim. Gerçekten bayıldım yani. Bunu tabii bir balıkla da taşlandırmış olsak çok güzel olacak. Nasip. Deniyoruz. Denemek bizim. Bakalım. Yakalayabilirsek şansımızı. Balık için hava şartları, yağmur, rüzgar bunlar hepsi çok etkili. Balık var tutan arkadaşlar da var. Evet. Çok denk gelebiliyor ama tabii biraz az balık gölde. Çok seyrek. Bu da tabii tutmayı etkiliyor. Şans. Bugün balık ya gölde az veyahut da su biraz sıcak geldi bana. Yani gölün suyu sıcak gibi. Elimi sokuyorum. Ben diyorum onun da etkisi var. Balık derine yatabilir yani veya geç saatte yani sabah erken saatte olabilir. Av saati bana göre 5'te başlaması lazımdı. Av saati geç başladı. 45 başlaması lazım. Gün ışırken başlaması lazımdı. Onun için düşük balık işte toplamda siz de biliyorsunuz herhalde 4-5 bu kadar insana 4-5 balık hiçbir şey yok. Yani demek ya gölde balık yok ya da hava şartlarının işte erken başlamaması biraz geç başlaması. Ben baktım sıcak su biraz daha soğuk olması lazım. Kalabalık biliyorsunuz şeyi pek sevmez. Sıcak suyu sevmez. Bunun için dengeli suya iniyor aşağı. Aynen.
Yok mu? Balık mı yok? Yok. Aman, bir de çocuklar bana takıldı. Dur, olta bana takıldı. Bir dakika, çekme çekme çekme. Sen şunu tutayım. Tutayım abi şöyle. Kurtuldu değil mi? Teşekkürler. Evet çocuklar, balık yerine biz yakalandık, görüyorsunuz. Aman dikkat et abi. Telefonu atmayalım. Evet, karşıya kadar at. Hadi bakalım. Düştü mü? Şimdi. Ben şöyle uzaksam yakalıyor mu? Balık popülasyonu gerçekten sıfır diyecek kadar az. Buraya yakın bir zamanda balık takviyesi yapılmasını milli parklardan rica ediyoruz. Tufan Deratan. Bu şanslar. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Bir 3 sene önce geldiğimiz zaman oldukça güzel balıklar alınmıştı. Yani santim olarak 50 santim üzerinde balıklar. Herkesin beklentisi o yöndeydi. Şimdi tabii mevsim mi diyeceksiniz, mevsimle alakası yok. Balıklar çok tembelleşmiş. Farklı nedenlerden dolayı. Hava aslında balık için güzel bir hava. Ama büyük ihtimalle balık popülasyonunun ciddi bir şekilde incelenmesi lazım. Bunun çok bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Ama düzenli denetlenmesi lazım. Balık popülasyonunun sağlanması açısından güzel. Çünkü eskiden, yani önceki turnuvalarda güzel balık çıkarılmıştı. Evet. Bu balığın neden bu kadar azaldığını bir sorgulamak lazım. Acaba kaçak avcılık mı var? Geceleyin tutulan balık mı var? Nedendir diye sorgulamak lazım. Bu arada üniversite, deniz bilimleri fakültesi olabilir, su ürünleri olabilir. Ve bu konuda buraya bir parmak basabilirler. Ne olabilir? Buradaki balığın çoğalması için katkısı olacak şekilde çalışma yapılabilir. Avrupa'daki gibi böyle güzel bir sahanda değerlendirilebilir. Orada sınırlı sayıda, limit ölçüsünde, ücret karşılığında balık tutulabiliyor. Ya da şöyle değerlendirebilirsiniz. Tut bırak, yani ücret karşılığında yakala balığını, zevkini yap, sonrasında balığı tekrar suya bırak. Bu da bir de ücret karşılığı olabilir. Haliyle her türlü, iki tarafa birden katkısı olmuş olur. Ben esnafım. Dededen gelme iş yerimiz var. Baktığım zaman iş yerimizde her türlü olta malzemeleri üzerine çalışmamız var. İşte kamp malzemesi, dalış malzemesi, olta malzemesi. Bu konuda tabii işin içerisinden geldiğimiz için de bu da hobimiz bizim ama aynı zamanda işimiz. Ümit'le gelmiştim. Belki balık tutarım diye hiçbir şey bulamadık. Yani zaten 80 kişi mi ne geldi? 4 tane balık çıktı. Kötü bir durum bence. Yani hem Ulugöl açısından hem bizim açımızdan. Yani bunun hakkında bir şey yapılması lazım bence. Bahçecinin yöntem. Böyle mi?
Gel de Seda olsa bir denesin. Evet sevgili izleyenlerim, şu anda Ordu'nun Gölcü ilçesi Ulugöl'deyiz. Evet, balık tutma yarışındayız. Yaklaşık 70-80 kişi burada ortalarını atmış balık bekliyor. Yani şu anda balık tutan arkadaşlar var, 5-6 tane ama şu anda gölde balık yok deniliyor. Öyle görünüyor. Dur bakalım, bekliyoruz. Gel, Ulugöl'deyiz. Ulugöl'de harika. Evet. Kamp alanları da çok güzel. Akşam bungalovda kaldık, tertemiz, pırıl pırıldı. Biz de çadırda kaldık hocam. Çocuklarımızla birlikte. Çadır da kurmaya çok müsait burası. Evet. Oldukça da etrafı temiz gördüm. Hoş, Ulugöl'de olmak güzel. Bekle kapağını hemen, baksın onun üzerine. Bekle 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 kapağını. Atlıyor bu da. Evet abi. Alo. Alo. Çevir. Bırakma. Sayın kardeşim, biz buraya akşamdan geldik. Güya balık tutmaya. Var denildi, geldik. Ama denedik ki 4 saatten beri bir tane balık yok. 5 kişi birden atıyoruz, bir tane yok. Burada var 100 kişi, hala balık yok. Ne yapalım, bu da kadermiş diyelim. Karnımızı doyuralım da bari gidelim dedik. Adım Zekeriya, soyadım Tepe. 71 yaşındayım. Ve balığın peşinde geçiyor ömrümüz. Ne yapalım? Ben valla çok mutluyum geldiğim için. Yeni arkadaşlar, dostluklar. Zaten Gülden benim 10 yıllık arkadaşım. Daha da fazla belki de. Ben valla çok mutluyum. Balık için geldik ama yok, ama güzel dostluklar edindik. Güzel, ben çok mutluyum. Evet, sizleri tanıyalım. Gülden Aydemir. Bu bizim ilk çadır kampı. Çok teşekkür ederim bize yardımcı olduğunu bu konuda. Biz acımı bu işte. Bunlar güzel. Tabiat güzel. Ama balık yok, mutlu değilim. Siz balık olta atmayı çok seviyorsunuz. Evet. Seviyoruz ama bir tane bile vurmadı. Ama yine güzel dostluklar kaldı. Bu da yeterli. Evet Seda Usta. Az önce olta attınız ama şansınıza bir şeyler çıkmadı. Evet, çok iddialıydınız. Hayırdır? Ahmet Bey, burası açıldı açılalı. Bütün yarışmalara katılıyorum hemen hemen. Tabii ki burada amaç dostlukları kurmak, pekiştirmek. Fakat işin gerçeği, balık var denilen gölde balık yok. Sadece bana göre yüzeysel. Yani iş bir kontrol edilip gerçekten var mıdır? Yani bu devam ediyor mu? Bize göre, biz avcı olarak 40 yıldır avlanıyorum, balık yok. Demek ki bir olumsuzluk var. Görevlileri bu konuda göreve davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Balık sahibini ver. Onun yayınına giderken hediyelerden ara alsam daha iyi. Almila. Bakalım. Bu arada bu sene başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Keyifli başladı. İnşallah bol başarıları muvaffak olsun diyelim. Burayı da gözden geçiririz. Tekrar güncelleriz. Herkes için zaten çok güzel bir ortam. Birinci olana hediyemizi müdür beyim. Asim Hakan Bey. Engin Bey. Engin Bey pardon. Hayırlı olsun.
Şimdi İnşallah bol güzel olur. İnşallah. Tamam ben senden daha çalışmak. O gitmesin. Masaya nur dalama. Haberin var mı yar yar, haberin var mı? Bu gönlümü sana verdim. Haberin var mı yar yar, haberin var mı? Gözden ırak, dilden ırak, ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar, haberin var mı yar yar, haberin var mı? Nefim diyerek feryat eyleme, benim gibi çekmeyince belli olmaz. Baykuşun misali kaldım sılada, bülbül gibi ötmeyince belli olmaz. Dostum dostum belli olmaz ömrüm, ömrüm belli olmaz ömrüm, ömrüm. Zahide kum kalın. Gene bir laf duydum, kırıldı bunun. Yerdeki bir daldım göllere, yeşil ördek gibi daldım güllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen benim oldun ne de ben senin. Bekle kar altında kalan bu day tanesi. Yine onun sularıyla yeşereceksin. Gözyaşların çare değil, alama büyür. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin.
her yanında hırlı güler açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Götür tozlarımı buradan uzağa. Çıplak ayağına sar beni, değilim ney, değilim ney, değilim ney, değilim ney, değilim yedi yıldır uğramadım yurduma, leylim ley. Dert ortağı adım derdime, leylim ley. Düşüp yeneceksin beni.